Hoş geldiniz. Bugün sizlere süper güçleriniz varmış gibi hissettirecek 10 şey göstereceğim. İzninizle şöyle bir bilim adamı kimliğime geçeyim. Güzel. Spoiler gelsin. İnsansı robot kolu yapmak, cisimleri havaya uçurmak, Venom gibi bir canlı yaratmak, derimizi istediğimiz zaman soymak, sesimizle bardak kırmak ve daha neler neler. Sonuna kadar izlersen buradan süper kahraman gibi ayrılırsın, şimdiden söyleyeyim. Vallahi fazlasıyla havalı bir video sizi bekliyor diyorum ve susuyorum. O halde hadi başlayalım. Birkaç vücut hareketiyle bir cüceye dönüşmeniz mümkün. Yok amına. Valla. Bak ilk denediğimde ufak çaplı bir şok geçirmiştim. Nasıl olabilir böyle bir şey diye. Çünkü yaparken anlamıyorsun ne yaptığını ama ekranda bayağı küçücüksün. Çok çok eğlenceli. Hatta hemen videoyu durdurup denemek isteyeceksiniz. En iyi sonucu alabilmek için uzun kollu bir şey tercih edin. Bu kısa kolluyla da oluyor ama dediğim gibi en iyi sonucu uzun kolluyla alıyorsunuz. O zaman 5 adımda küçülme rehberi geliyor. Omuzlar geri. Omuzlar yukarı. Dirsekler arkaya, eğiliyoruz biraz ve kolları sallıyoruz. Gülme. Ya ben size dedim ama böyle siz yaparken olmuyor gibi geliyor olabilir ama ekranda bayağı cücük kadarsın. Bu arada deneyenler mutlaka kendini çekip bana DM'den, Instagram'dan bir yerden ulaştırsın. Sizde nasıl duracağını çok merak ediyorum. Thor'un çekici, Kaptan Amerika'nın da kalkanı varsa bizim de... Böyle de söylenmez. Ödede. Borumuz var. Gülmek yok. Bu boru ve statik elektriklenmeyi kullanarak cisimleri dokunmadan hareket ettireceğiz. Hatta çıtayı biraz daha yukarı çıkarayım. Hareket ettirmekle kalmayıp bir de havaya uçuracağız desem. Boruyu yün kazağımıza sürtüp elektrik yükleyeceğiz. Daha sonra teneke kutuyu dokunmadan kontrol edeceğiz. Su bükeceğiz. Ve son olarak buzdolabı poşetini havada uçuracağız. Evet bunu yapacağız. Başlayalım. Görüyorsunuz kutu tenekeyi hiç dokunmadan kontrol ediyorum. Su dümdüz bir şekilde akıyor. Ben ne zaman boruyu hop getiriyorum su bükülüyor. Hop. Baba. Bayağı su bükücüyüm şu an. Gelin şimdi biraz uçuş yapalım. Oha. Harry Potter mısın be? Oh. Oh. Nereye gitti o öyle kendinden? Çok havalı değil mi? Yeni karakter unlocked. Venom'u herkes biliyordur diye düşünüyorum. Böyle siyah bir yaratık her şeyi yutuyor. Kendi kendine hareket ediyor. Mutlaka izlemişsinizdir. Veya en azından denk gelmişsinizdir. We are Venom. Peki biz ne yapacağız? Ona çok benzeyen bir yaratık ortaya çıkaracağız. Korkmayın ama. İki malzemeli bir karışım yapacağız. Bir, toner tozu. Bu bildiğimiz yazıcılarda kullanılan toner tozu. İki, ayçiçek yağı. Daha sonra Venom'u kontrol etmek için de bu mıknatısı kullanacağız. Bu arada bayağı güçlü bir mıknatıs. Gördüğünüz gibi katman katman bunu ben kaplattım ki hiçbir sorun veya bir bela olmasın diye başımıza kısacası. 2'ye 1 oranda malzemelerimizi kabımıza koyuyoruz. Ayçiçek yağı. Yeterli. Şimdi de üzerine toner tozunu döküyoruz. Karıştırıyoruz. Karışımımız hazır. Artık son adıma geçiyoruz. Neodyum mıknatısımızı şöyle sıkı tutacağım. Çünkü gerçekten her an her yere kaçabilir. O kadar güçlü bir mıknatıs. Etkisini görebilmeniz adına şöyle cama birazcık dokundurayım. Bakın neler oluyor. Oo, dışarı fırlayacak. Oha. Bak. We are Venom. Bakın şimdi daha ilginç bir şey göstereyim size. Mıknatısı çektiğim anda ne oluyor? Eski haline geri dönüyor. Bak gel bir de böyle gör. Altına koyunca ne oluyor? Bak, bak baba diken diken. Bırakıyorum. Hop sıvı hale geri dönüyor. Hayır.
Şuna bak. Benim fikrim şu, bu bizi yemeden biz bir an önce bunları bir imha edelim. Ay! Aman, aman masadaki şeyi çekti altındaki, fark ettin mi? Sakin, oğlum sakin. Tamam, sensin. Tamam, sensin. Bu maddede insansı robot kolu yapacağız. Ne? Evet, yanlış duymadınız. Gayet elinizde senkron bir şekilde kontrol edebileceğiniz bir icat. Bu video aracılığıyla Iron Man'e de buradan meydan okumuş olayım. Sevgiler, saygılar. Bizde de var yani bir numaralar. Hop, kolumuzu koyduk, şeklini çizdik. Bakın alt kısmını sonlara doğru genişlettim çünkü oraya bir aparat yapacağız. Keskin bir maket bıçağıyla dalıyoruz. Şöyle. Sıra eklemlerde. Bu kısımda cetvelle baskı uygularak parmakları part part bölüyoruz. Oldu. Ha, ben bir de parmaklarını boyadım siyah. Bu tabii size kalmış. Şimdi iskeleti için pipetleri kesiyoruz. Kırmızıları kısa, mavileri bir tık daha uzun kesin. Bu kısmı neden en başta geniş kestik? Çünkü şöyle bir aparat yaptım. Bunu buraya yapıştıracağız silikon tabancamızda. Daha sonra bu tutacak görevi görecek. Sıra pipetleri yapıştırmakta. Artık iskeleti yavaş yavaş oluşturuyoruz. Önce kırmızılar. Sonra maviler. Ama baş parmak için farklı bir şey yapacağız. Onun için oraya sadece bir delik açıyoruz şimdilik. İpimizi pipetlerden geçireceğiz. Daha sonra parmaklarımıza göre ayarlayacağız. Dört parmağı da hallettik. Az önce baş parmağa bir delik açmıştık. Onun için arkadan bir pipet sistemi kuracağız hızlıca. Bunun da ipini geçiriyoruz. İpleri önlü arkalı ucundan silikonladım iyice tutsun diye. Son işlem olarak siz bunları parmağınıza dolayıp da kullanabilirsiniz ama ben daha da güzelleştirmek için böyle halkalara bağlayacağım. Ve tadam! Karşınızda insansı robot kolu. Gıcır gıcır bir icat. Nasıl olmuş? Baksana, tokalaşıyoruz, sıfır temas. Korona dönemi için birebir, benden söylemesi. Kapıyı zorlanmadan açıyorum. Bir şeyleri taşıyabiliyorum. Sırt bile kaşıyorum, daha ne yapsın? Şu an elimde çok özel bir madde var. Tanıştırayım, kurubuz. Kendinize sihirli bir ortam, böyle fantastik bir ambiyans yaratmak istiyorsanız bu arkadaşa başvuruyorsunuz, sonrası puf. Ortam duman altı. Fanusumuzun içine ılık su doldurduk. Burada kurubuzumuz var. Burada da deterjanın içinde birazcık bez parçamız var. Bununla size sürpriz bir hareket yapacağım birazdan. Şimdi kurubuzumuzu tabii ki çıplak elle değil, yakar sizi. Çok 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 soğuk. Şöyle bir bez parçasıyla alıp suyumuzun içine bırakıyoruz ve sihir başlıyor. Baksana. Dudu. Sihirli annem dumanı. Oha. Üfle bakayım. İşte sihirli annemde, Selena'da falan böyle fantastik filmlerde kullanılan dumanın sırrını siz de artık biliyorsunuz. Ha, şimdi şey diyebilirsiniz ya, Berk, bunu biz de yapmak istiyoruz fakat nereden temin edebiliriz diye. Çok basit. Gidip bunu dondurmacılardan rica edebiliyorsunuz. Veriyorlar veya artık bildiğim kadarıyla süpermarketlerin dondurucu olan kısımlarında bunlar zaten satılıyor. Şimdi gelelim sürprizimize. Deterjanlı suda bu bezimizi yıkıyoruz. Bak, bunu izle bir de. Oha! Hop, göbekten vurdu. Sihir demişken Masal Şatosu filmimiz şu anda Netflix'te. Ve Netflix'te bir numara. Daha ilk günden top 10'a girdik ve şu anda bir numaradayız Netflix'te. Hala izlemediyseniz mutlaka izleyin. Tam destek bekliyorum. O zaman bir sonraki maddeye geçelim. Operada adamlar bir bağırıyor, çat 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 çat, bütün camlar kırılıyor. Sesleriyle camları patlatıyorlar. Çok iyi değil mi? Dedim ki, bunu ben neden yapamayayım ki? Tabii ki de böyle artistendiğime bakmayın, yaklaşık 2-3 haftadır bunun için çalışıyorum. Asla kolay bir şey değil. Aslında olay şu, her camın kendine has bir rezonans frekansı var. Mesela bununki şu.
Bunun frekansı bu. Eğer siz de o frekansı yeteri kadar yüksek sesle tutturursanız bardak titreşmeye başlıyor ve sonucunda kırılıyor. Tabii burada bardak olabildiğince eski ve ince olursa işiniz kolaylaşıyor. Frekansı tutturduğunuzu bu arada şuradan anlayabilirsiniz. Bağırdığınızda bardak çınlamaya başlıyor. Mesela... Duyuyor musun? Duyuyorum. Kırılacak gibi oldu ama. Tam son gücünle. Ay. Vallahi kırıldı. Görüyor musun sen bunu? Nesin sen? Pavarotti miyim? O değil de sesim gidiyordu. Nerede o parça? Bakınız. Vallahi oldu. Oo, niye ekstra şaşırdığımı söyleyeyim. Ben çalışırken bir defa kırdım. Böyle bir buçuk hafta geçince bir defa kırdım ama o bu denli zorlamamıştı. Bugün bayağı zorlandım. Sesim gidiyordu artık. Kendimi çok değişik hissediyorum. Aşırı değişik hissediyorum. Sesimle bardak kırdım. Bu çocuktan ne yapsın? Bu çocuktan ne yapsın? Geçen bir videoya denk geldim. Adam suyu alıyor, buzlukta belirli bir süre bekletiyor. Tam donmadan hala sıvı haldeyken çıkartıyor. Su şişesini masaya bir vuruyor, bam! Su yukarıdan aşağı doğru yavaş yavaş donmaya başlıyor. Dedim herhalde fake falan da çünkü böyle bir şey varsa yer yerinden oynar. Yer yerinden oynasın o zaman. Suyu tek vuruşta buza dönüştüreceğiz. Evet, şimdi efendim oda sıcaklığındaki suyumuzu buzdolabına atacağız ve 2 ile 3 saat arasında bekleyeceğiz. Ama kesinlikle donmaması lazım. Donmaya çok yakın olacak fakat hala sıvı halde olacak. Formül bu. Daha sonra onu oradan dikkatli bir şekilde çıkaracağız. Masaya bir vuracağız. Çat, yukarıdan aşağı doğru buza dönüşecek. Hadi bakalım mutfağa iniyoruz, buzdolabına atıyoruz bunu. Buzluğu -24 derece ayarlıyorsunuz. Bu kısım önemli. Daha sonra yerleştiriyoruz. Hadi bakalım 2-3 saat sonra görüşürüz. Buzdolabından çok dikkatli bir şekilde çıkartıyoruz. Hiçbir şekilde sarsmadan. Çok dikkatli bir şekilde. Şöyle bir daha iyi görebilmeniz için sileyim. Hazır mısın? Hı hı. 3 2 Görüyor musun? Evet. Oo! Buz oldu. Bakayım. Ne diyorsun? Oha. Neyim ben? Hı? Neyim? Buz adam falan mıyım ben? Çok iyi değil miydi? Ben bir hafta bu havayla yaşarım. Uykuya dalmakta sorun mu yaşıyorsunuz? Rahat uyuyamıyor musunuz? Bu teknik sayesinde bedenimizi maksimum şekilde gevşetip olabildiğince kısa sürede uykuya dalacağız. Peki ne kadar kısa sürede? Kendinizi tam salar ve dediklerimi doğru uygularsanız puf! 1 dakika sonra rüyadasınız. Hı hı. Bu arada askerlerin zorlu şartlarda uykuya dalmak için kullandığı da bir metot. Başlamadan önce ağzınızdaki bütün nefesi boşaltıyorsunuz ve ön iki dişinizin arkasına dilinizi yapıştırıp ağzınızı kapıyorsunuz. Şu şekilde. 4 saniye boyunca burnunuzdan nefes alın. Nefesi vermiyoruz. 7 saniye boyunca tutuyoruz. Bu kısım çok önemli çünkü tuttuğunuzda oksijen vücudunuzda dolaşıyor. Şimdi 8 saniyede nefesi yavaşça dışarı verin. Bu yaptığımız şeyi tam 3 defa tekrarlayın. Totalde 57 saniye sürüyor. Zaten 3.'de artık kendinizi yoğun bir şekilde uykuya dalmaya hazır hissedeceksiniz. Böyle bunu uyguladıktan sonra özellikle ilk seferden sonra çat, aa uykum gelmedi bu işe yaramıyor demeyin. İlk başlarda, ilk haftalarda daha çok böyle rahatlamış, kafanızdan böyle stresi falan boşaltmış gibi hissedeceksiniz. Etkisini arttırmak için de sıcak bir duş, artı teknolojik aletleri 1-2 saat yatmadan önce kesiyoruz. Bu ikisini uygularsanız bu yöntem daha da kolaylaşacak. Unutmayın ki rahat ve iyi bir uyku insan bedeni için muhteşem bir ilaç. Siz de bu 1 dakikada uyku kontrolü gücünü edinin derim. Yuhum gelir. Öyle bir fotoğraf efekti formülü vereceğim ki... Efekti uyguladığınızda vücudunuzdaki damarları 3 boyutlu gösteriyor. Vücut hatlarınızı, kaslarınızı falan daha belirgin yapıyor. Ve hani yaraymış, izmiş, lekeymiş, benekmiş, kıl köküne kadar gösteriyor. Merak etmeyin, hepiniz kolaylıkla uygulayabileceksiniz çünkü bunu zaten Instagram'ın kendi ayarlarından yapacağız. Hazır mısınız? Düzenleme kısmına girdik. Parlaklığı -100 yapıyoruz. Kontrastı -10 aldık. Yapıyı fullleyin, 100 yapın. Bunun sihri yapıda. Geç. Solduru 10. Parlak alanlar -10.
gölgeler, eksi 10. Son olarak keskinleştiride 10 yapın. Ve sonuç. Kızarıklık, damarlar. Bakın orada bir tane bileklik izim var, beyaz. Kıl kökleri çok yakınlaşırsanız. Ufak tefek lekeler, kırmızılıklar. Her şeyi görebiliyorum ya. Bunu benim size tavsiyem, vücudunuzda deneyin. Çok 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 farklı oluyor. Ben şimdi videoya koyamayacağım ama. Çünkü baya baya insanüstü böyle bir yaratık gibi gözükeceksiniz. Ya anlatamıyorum. Deneyin görün. Küçüklüğümden beri yaptığım ultra gereksiz ama bir o kadar da bağımlılık yapan bir aktiviteyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ellerimizi uhulayıp yılan derisi gibi soymak. Bak, aman diyeyim bunu çok basit bir şey olarak görmeyin çünkü hissiyat olarak efsane. Zamanında çok fazla Spider-Man izlersen bu olur. Açtık, elimizi bayağı katman şeklinde uhuluyoruz. Kuruyana kadar bekliyoruz. Bakınız 20 dakika geçti. Son görünümü şu şekilde. Bayağı bir fark yok gibi. Sadece birazcık parlıyor ve hissiyat olarak pürüzlü. Şöyle bir avuç içinden başlayalım, ne dersin? Şuna bakar mısın? Derim kalktı. Neyim ben, Spider-Man mi? İnanılmaz. Şu an var ya, satisfying video. Evet. Bakar mısın? Bakar mısın? Başarılı bir şekilde deri değiştirme operasyonumuz tamamlandı. Şu an efsane hissediyorum. Elim yumuşacık. Bayağı böyle peeling falan bakım yaptırmış gibiyim. Rahatladım. Ya! Ya! O değil de fazlasıyla havalı bir kanal olmadık mı? Bomba bir kanal olduk. Sayenizde. Ve geçen videoyu da tam bir hafta boyunca trendde tuttuğunuz için, ayrıyetten Türkiye'de bir numara, Azerbaycan trendlerinden de indirmediğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Lütfen. Bu sizin başarı. Türkiye'de bir numara olduk yani. Gurur. Ne yapalım? Zirve soğuktu ama eğlenceliydi. Bu videoyu da bir numara yapalım. Bu arada bu videoya dahil edemediğim daha bir sürü süper güç var elimde. Eğer ki part 2'sini istiyorsanız aşağıya yazın. O halde ne diyoruz? Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.